Ramazan Sohbetleri programıyla daha sizlerle birlikteyiz efendim. Özellikle Ramazan'ın bu son günlerinde, bu güzel günlerinde Ramazan Sohbetleri programıyla özellikle farklı konularla efendim, farklı konuklarla ekranlarınızda konuk olmaya gayret ediyoruz. Bugün de değerli izleyenler çok önemli, gerçekten de çok önemli olan bir konuyu konuşacağız. Yeşilay'ı konuşacağız değerli izleyenler. Zira Yeşilay özellikle gençlerle alakalı, uyuşturucuyla mücadeleyle alakalı çok önemli bir mücadele veriyor. Ve bu anlamda da önemli çalışmalar var. Kayseri'de de özellikle son yıllarda bu çalışmaların giderek arttığını, kat kat arttığını biliyoruz. Ve bu da umutlandırıyor, sevindiriyor. Zira maalesef uyuşturucu batağıyla uğraşan çok fazla genç var ülkede. Ve bu anlamda da bununla mücadele anlamında da uyuşturucudan gençleri özellikle kurtarmak anlamında önemli bir çalışma var. Bu çalışmaların detaylarına değineceğiz efendim. Bunları konuşacağız. Özellikle Yeşilay'ın çalışmalarını konuşacağız. Yeşilay, bir kişi Yeşilay gönüllüsü olursa ne olur? Yeşilay gönüllüsü olduktan sonra özellikle neler yapabilir? Bunları da konuşmaya gayret edeceğiz. Belki de yayının sonunda ben de bir Yeşilay gönüllüsü olacağım diyeceğim değerli izleyenler. Kıymetli bir konuğumuz var değerli izleyenler. Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Sayın Mehmet Çiftçi bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Yalçın Bey. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar temenni ediyoruz. Tabii Ramazan'ın son günlerindeyiz. Artık bayram da diyebiliriz. Bu vesileyle bayramınız da mübarek olsun şimdiden. Kandiliniz de mübarek olsun efendim. Tabii Ramazanlar güzel geçiyor. Nasıl geçti Ramazan? Çok teşekkür ederim. Ben de öncelikle bizi izleyen seyircilerimizi buradan selamlamak istiyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı kandiller olsun. Rabbim inşallah önce bayrama, daha sonrasında da nice Ramazanlara hep beraber kavuşmayı nasip etsin. Sağlıkla, huzurla. Ramazan tabii Kayseri'de biraz daha güzel geçiyor. Çocukluğumuzdan beri hep böyle Ramazan'ın heyecanını, güzel geçmez mi maneviyatını... Kırın ağızları, efendim, sucuk içleri, mantılar değil mi? Ya bir de muhabbeti daha çok aslında. Bizde tabii yeme içme bir kültür Kayseri'de. Tabii. Ama işin hep muhabbete bağlantısı benim için daha değerli. Biz bir toplantımız da olsa, bir görüşmemiz de olsa, şöyle biraz uzun uzadıya bir konu konuşacak olsak hemen ne yiyoruz diye başlıyoruz. Evet. O yüzden Kayseri'nin böyle bir yeme içme kültürü var. Bu da Ramazan'ın muhabbetini şehrimizde ayrıca yaşattı. Biraz işte seçim dönemi de yaşadık Ramazan'da. Çok şükür o da şehrimize yakışır bir şekilde tamamlandı. İnşallah bundan sonra yine birlik beraberlik içerisinde nice Ramazanlara erişiriz diyorum. Ramazan'la beraber Ramazan'ın içerisinde Yeşilay'la alakalı neler yapabiliriz diye düşündük. Biraz bizim şehrimiz Ramazan'da sakinliği biraz daha seviyor. Biz de tabii şube faaliyetlerimizi bu anlamda biraz daha daralttık. Biliyorsunuz okullarımıza ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde hemen hemen haftada 3 gün, 4 gün formatör hocalarımız olsun, gönüllülerimiz olsun okullarımızda eğitimlere gidiyoruz. Yine bunu bırakmadık. Mümkün mertebe okullarımızı ziyarete gittik. Ramazan'ın hemen öncesi Yeşilay haftamız vardı. Biz nasip olmadı, 3-4 yıldır Yeşilay Haftası etkinliği yapamadık. İşte pandemiydi, depremdi derken Rabbim bir daha yaşatmasın. Bir Yeşilay Haftası, bu sene güzel bir Yeşilay Haftası yapalım demiştik ama planladığımız bir yürüyüş vardı, geniş kapsamlı bir, özellikle uyuşturucuyla mücadele yürüyüşü. O hava koşullarından dolayı ertelendi. İnşallah Ramazan'dan sonra böyle bir bahar etkinliği gibi çok geniş kapsamlı, öyle bir 10.000 kişi olacak şekilde bir farkındalık yürüyüşü yapmayı planlıyoruz. Allah nasip ederse. Çünkü baştan beri işte 1,5 yılı geçti göreve geleli. Hep derdimiz, gayemiz şehrin, bütün insanların bunun toplumsal bir sorun olduğunu görmeleri ve bu toplumsal sorunu toplumsal mücadeleyle aşma düşüncemizdi. Bütün yaptığımız çalışmalar, bütün verdiğimiz emekler bu işe olan gönüllülüğü, bu işe olan farkındalığı arttırmak adına. Sağ olsun insanlarımız, çevremiz, şehrimiz duyarsız değil. Bunun gerçekten toplumsal bir sorun olduğunun, özellikle uyuşturucu konusunda gençlerimizi korumamız gerektiğini farkındalar. O yüzden güzel de destekler alıyoruz, güzel geri dönüşler alıyoruz. İnşallah o yürüyüşümüzle beraber
daha da böyle hisseder bir hale getireceğiz. Efendim tabii mesela yeşilin amacı sadece hani böyle sağlıklı, böyle zehirden uzak, işte sigaradır, alkoldür, ne bileyim artık uyuşturucudur. Bundan uzak bir yaşam sağlamak mı? Ya da böyle bir toplum oluşturmak mı? Yani nedir Yeşilay'ın tam olarak görevi? Yeşilay'ın görevi, şimdi Yeşilay 104 yaşında bir dernek. Hı hı. Yani Cumhuriyetimizden birkaç yaş daha büyük. Kuruluş hikayesi de birçok programda da anlattım. Kurtuluş Savaşı'na dayanıyor. Ta o zamanlarda işgal kuvvetlerinin İstanbul Boğazı'nda demir attığı sırada bir grup insan bu gemilerden kaçak içkilerin ülkeye, yurda sokulduğunu fark ediyorlar. Ve bu yurda sokulan içkiler hemen trenlere yüklenip Anadolu'ya sevk ediliyor. Amaç tamamen işte alkole alıştırılan gençler ve memleketi biz mi kurtaracağız diyerek o milli manevi duygularımıza zarar vermek. Bunun farkındalığıyla doğan bir kuruluş bugün 104 yaşında. Alkolle karşı bağımlılıkla alakalı çalışmalarına başlamış fakat bugün 5 ana bağımlılığa karşı alkol, tütün, kumar, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere zararlı alışkanlıklara karşı olan bir kurumumuz. Yeşilay bir özel tarafı da dünya üzerinde kurulmuş ilk bağımlılıkla mücadele derneği Yeşilay. Bundan da ziyade biz bugün 81 ilde toplam 106 şube ve 95 ülkede 95 ülke Yeşilay'ı olan bir teşkilatlanma yapısı var. Biz hiçbir ırk, din, milliyet ayrımı yapmadan tamamen dünya insanının sağlığını, onurunu baz alan bu anlamda çalışmalar gösteren uluslararası bir dernek statüsündeyiz. Tabii dışarıdan böyle Yeşilay deyince ilk akla gelen sigara içmez, içki içmez falan gibi ama değil. Tamamen sağlıklı yaşamı teşvik eden, özellikle sporu teşvik eden, gençlerin geleceğini sağlıklı bir şekilde devam ettirmelerini, hayatlarını sağlamaya çalışan, sadece sağlık açısından değil, milli manevi değerlerine de hakim olan gençlerin, insan onurunun öncelikli olduğu, dikkat edildiği bir kurumuz. Çok şükür Yeşilay'la gurur duyuyoruz. Hem bu kadar yıldır böyle bir mücadelenin içerisinde olması, hem gerçekten topluma, insana bu alanda hizmet ediyor olması ve bizim de bu oluşumun içerisinde olmamız, bunlara vesile olabilmemiz bizi ayrıca mutlu ediyor. Göreve geldiğimizden beri ben açıkçası önceden çok fazla bir Yeşilay bilgisine sahip ya da o Yeşilay'da görev almış biri değildim. Fakat şehrimizin böyle bir derdinin olduğu, özellikle uyuşturucu noktasında çok ciddi sıkıntıların görünüyor olması, bununla alakalı bir çalışmanın içerisinde yer almayı seve seve kabul ettim. Geldiğimizden beri de daha da derdimizi arttırarak, mücadelemizi arttırarak görevimizi ifa etmeye çalışıyoruz. Hiç de rahatsız değilim. Bazen böyle bir çok yükümüz ağır, yoruluyoruz falan diyoruz ama büyük bir gururla, şeref duyarak şehrimize hizmet etmenin keyfini yaşıyorum. Vallahi çok güzel efendim. Şimdi şöyle ki sizden önce ben çok Yeşilay Kayseri'de var mı yok mu bilmiyordum açıkçası. Uzun yıllarda bu sektörün içerisindeyim. O yüzden sizle beraber bir ivme kazandığını biliyoruz. Yani bunu net olarak gördüğümüz için söylüyorum burada. Tabii bir de asıl mesele rehabilitasyon merkezi şu anda çalışmanız, projeniz var. Hızla ilerleyen bir proje. Bunu ayrıca bir parantez açacağız ama özellikle mesela şimdi efendim siz Yeşilay örneğin bir gönüllüsü müsünüz? Yani Yeşilay'a şu anda mücadele vermeniz, Yeşilay'la alakalı vatandaşların ya da insanların, gençlerin daha sağlıklı bir toplumda oluşabilmesi için bir mücadeleniz. Yani bunun sebebi nedir? Bunun sebebi nedir? Güzel soru. Tabii ki Yeşilay gönüllüsüyüm. Tabii ki görevimi gönüllü bir şekilde yapıyorum. Bizler ne kadar devletin kamu yararına hizmet eden dernek statüsünde olan bir kuruluşu da olsak, bu iş gönüllülük işi. Biz de elimizden geldiğince buraya gönüllü bir şekilde vakit ayırmaya çalışıyoruz.
Bu iş nasıl oldu? Ben eğitim hayatımdan sonra şehre Kayseri'ye geldiğimde işte aile şirketimizde ticari hayatımıza devam ettik. Ama bununla beraber hep bir Kayserili olmanın, şehrimize fayda sağlamanın, şehrimize faydalı olmanın da gayesi de derdinde oldum. Bu anlamda birçok sivil toplum kuruluşlarında, parti teşkilatlarında, spor kulüplerinde Kayseri'ye hizmet edebileceğim her alanda görev almaya çalıştım. Elimden geldiğince şehrime hizmet etmeye çalıştım. Önceki dönem Melik Gazi Belediyesi'nde meclis üyesiydim. Şimdi nasip oldu tekrar devam edeceğiz inşallah. Şehrimize hizmet etmek, şehrimizin bir derdine derman arayabilmek, bulabilmek, şehre bir hizmetin içerisinde yer almak sadece beni değil, bu şehirde yaşayan herkesi çok memnun edecek bir şey. Yani ben bu şehirde bir hizmet edeyim de nerede diyse edersem edeyim. Vatandaş aynen. Hizmet edeyim de nerede edersem edeyim dediniz. Aynen öyle. Yeşilay oldu ve Yeşilay'da hizmet ediyordunuz. Ve bu zaten devam ediyordu. Fakat Yeşilay'ın işte Sayın Valimizle bir sohbet esnasında o da gerçekten bu uyuşturucuyla mücadelede özellikle çok ciddi şehrimizde derdine düşmüş birisi. Sağ olsun bu alanda bize çok büyük bir destek, çok büyük bir güç veriyor. Bizim göreve gelmemizi de biraz onun sayesinde oldu. Bize böyle bir derdi anlatıp da böyle bir görev almak ister misin deyince biz de tabii şehrimize bir derdi varsa seve seve hizmet ederiz dedik. Yeşilay süreci böyle başladı. Sayın Valinin gerçekten inanılmaz bir şeyi var. Bu alana karşı bir yoğunluğu var yani. Bu resmen sahada her alanda hissediliyor. Ya şöyle düşün Yalçıcığım, göreve geldiğinde hiçbirimiz tanımıyorduk. Ben de tanımıyordum Gökmen Çiçek Vali'yi. İşte geldi, çalışmalarını takip etmeye başladık. Bir gün bir paylaşım yaptı, benim çok dikkatimi çekmişti. Dedi ki bu şehirde uyuşturucunun kökünü kazıyacağız. Evet. Kayseri halkına söz veriyorum dedi. Ya bir mülki idari amirin şehrine, vatandaşlarına böyle bir söz vermesi benim çok dikkatimi çekmişti. Çok etkileyici bir şeydi. Tabii ki kolay değil, zor ama bu sözün bir vali ağzından çıkması herkesi heyecanlandırdı. O günden sonra da sağ olsun gerek emniyet noktasında, gerek önleyici faaliyetler noktasında, gerekse biraz sonra bahsedeceğimiz rehabilitasyon merkezimizin müdahale ayağındaki çalışmaları noktasında topyekün bir mücadelenin başını çekti. Allah razı olsun. Buradan selamlarımızı, saygılarımızı sunuyorum Sayın Valimize. Tabii ki sadece Sayın Valimiz de değil, şehrimizin bütün ileri gelenleri, bütün belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, bakanlarımız, bu işe olan hassasiyetleri, Yeşilay'a olan duyarlılıkları, gerek bizim çalışmalarımızda, gerekse rehabilitasyon merkezimizde yapmış olduğu çalışmalar, Allah razı olsun hepsinden. Bu şehrin bir derdiyle dertlenmek, her alanda, her konuda fayda sağlamak, hele ki onlardan böyle bir destek almak, güç almak bizim için de ayrı bir mutluluk tabii ki. Allah herkesten razı olsun. Rehabilitasyon merkezi sürecimiz ne de biraz bahsedeyim. Tabii o konuya istersen. Geleceğiz efendim. O çünkü ayrı bir parantez. Çünkü orada farklı bir mücadele var. Farklı bir alan olacak orası. Yani Türkiye'de örneği var mı çok bilmiyorum ama varsa da gerçekten yine örneklerden yani başka illere de başka şehirlere de örnek olacak projelerden bir tanesi. Tabii özellikle mesela şu anda yapılan çalışmalar noktasında bu rehabilitasyon merkezine gelmeden neler vardı Yeşilay için, neler yapıldı? Özellikle gönüllülük noktasında ne kadar bir gönüllülüğünüz var, neler söylersiniz? Biz göreve geldiğimizde tabii biraz Yeşilay'ın öncelikle tanınırlığını arttırmak istedik. Bunun için çok güzel bir yönetim kurulu ekibi oluşturduk. Şehrin birçok dinamiklerine dokunabilecek. İşte ekibimizde doktordan, sağlıkçısından, eğitimcisine, hukukçusuna, sporcusuna kadar bize bu bağımlılıkta destek olacak meslek gruplarından gönüllü arkadaşlarımızla bir yönetim oluşturduk. Sağ olsunlar hepsi ayrı ayrı sorumluluklar aldı. Bu mücadelenin içerisinde hizmet ediyorlar.
Öncelikle farkındalığı arttırmakla başlamıştık. Daha sonrasında şehrimizde Yeşilay ile alakalı nasıl projeler geliştirebiliriz, neler yapabiliriz diye derine düştük. Sporun özellikle bağımlılıkla mücadele noktasında çok etkin olduğunu biliyoruz. Bunu bize veriler de bu şekilde söylüyor. Özellikle gençlerde bireysel sporlarla uğraşan gençlerin bağımlılıktan uzak kalma oranı %97. Yani bu çok ciddi bir şey. Biz bunu anlatıyoruz, okullara gidiyoruz, eğitimler düzenliyoruz. Ama böyle bir veri yakalayamıyoruz. O yüzden spor bizim için olmazsa olmaz gençleri aşılamada. Biz hem Kayseri hem Türkiye genelinde her şubeye bir Yeşilay Spor Kulübü çalışması yaptık. Kayseri'de de Yeşilay Spor Kulübümüzü kurduk. Şu an 4 farklı branşta 100'ün üzerinde öğrencimiz, sporcu öğrencimiz var. Yine aynı zamanda valiliğimizin projesi olan Erva Spor Okulları bünyesinde biz de Yeşilay Erva Spor Okulu olarak o projenin de içerisinde ayrıca yer alıyoruz. Sporu önemini bildiğimiz için spor olmazsa olmazımız dedik. İnşallah kışı atlatıyoruz. Bahar dönemiyle beraber spor faaliyetlerimizi daha da arttıracağız. Bununla beraber öğrencilerimiz bizim için çok değerliydi. Çünkü bu mücadelenin en önemli kısmı hiç başlanmaması. Bağımlılıklara başladıktan sonraki süreç zor. İmkansız değil tabii ki. Oradaki çalışmaları da anlatacağız ama bu işin en temel çözümü hiç başlanmaması. Bu anlamda öğrencilerimizi yalnız bırakmamak adına, onları devamlı farkındalığını arttırmak adına okul ziyaretleri yaptık. Bizim gönüllü formatör hocalarımız var. Bunlar Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından açılan eğitim programlarında özel eğitimler alıyorlar. Ve okullardan gelen talepler doğrultusunda okullara gidip bu eğitimleri veriyorlar. İlkokul grubuna, ortaokul grubuna ve lise grubuna ayrı ayrı eğitimlerin verildiği bir eğitim programımız var. Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda sık sık haftada 3 gün, 4 gün okullarımızda etkinlikler düzenliyoruz. Bununla beraber bir de üniversitelerimiz var. Kayseri'mizde 4 tane üniversite var. 4 üniversitemizin de ayrı ayrı Yeşilay kulüpleri, Yeşilay başkanları var. Sağ olsunlar, buradan özellikle üniversitedeki genç Yeşilaycı kardeşlerime de çok selamlarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Çok gayretli, çok azimliler. Birçok okuldaki eğitimlere bile gönüllü olarak onlar katılıyorlar. Üniversitelerimizde çok etkiniz, kulüplerimiz çok etkin. Bizler üniversitedeki öğrencilerimizle sosyal aktiviteler düzenlemeye çalışıyoruz. Mesela Koramaz Vadisi'ni ziyaret etmiştik. Ardından Soğanlı Vadisi'ni ziyaret ettik. Şimdi Bahar'da Erdemli Vadisi'ne götüreceğiz. Ayda bir üniversite öğrencilerimize etkinlik düzenlemeye çalışıyoruz. Çünkü birçoğu şehir dışından geldiği için hem şehrin güzelliklerini onlara gösterelim, tanıtalım istiyorum. Hem de Yeşilaycı gençlerle bir araya gelip bu işi farkındalığını arttıralım istiyoruz. Yine gençlerle etkinliklerimiz devam edecek bu anlamda. Böyle bir direkt dokunma çalışmalarıyla devam ettik. Ya şimdi efendim, bu da önemli. Şimdi ben de mesela Kayseri'ye şehir dışından gelmiş bir vatandaşım. Şimdi ben Kayseri'ye geldiğimde 18 yaşındaydım. Burada mesela öğrencilik anlamında işte gideceğiniz yerler, gezeceğiniz yerler ya da olanakları, avantajları, dezavantajlarını hani bir kuruluş ya da Yeşilay gibi biriyle karşılaşmış olsaydı belki daha da avantajlı şekilde sağlayacaktım ya da daha da güzel bir şekilde ilerleyecektim. Ha, çok şükür bir şekilde yol izleniyor ama böyle etkinlikler de gerçekten öğrenciler açısından önemli. Bir de az önce çok güzel bir veri verdiniz. %97'lik bir olaydan bahsettiniz. Gerçekten de ne kadar önemli olduğunu, yani gençlerin başka şeylerle, güzel şeylerle uğraşlarının olmasının, farklı alanlara yönelmesinin ne kadar büyük bir kazanım sağladığının en büyük göstergesi belki de neticesi bu. O yüzden önemli bir gelişme yani. Kesinlikle. Bu anlamda mesela Erva Spor Okulları'na örnek verdim. Gerçekten çok muazzam bir örnek. Biz öncesinde de Sayın Valim proje aşamasında da bizimle görüşlerimizi almıştı. Bugün 10.000'in üzerinde yeni lisanslı sporcu kazandırdı şehre. 28. Erva Spor Okulu açıldı. Ve daha güzeli, işte her spor okulunda bir sorumluluk yüklenildi.
ticaret odalarımız, sanayi odalarımız, derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız bu kulüplerimizi sahiplendiler. Bu bence çok muazzam, çok örnek teşkil eden bir proje. Buradan vatandaşlarımıza da artık her mahallede açılmaya başladı. Zaten sloganı da her mahallede spor okuluydu. Gençleri, çocuklarını spor okullarımıza bu anlamda yönlendirmelerini de tabii ki dilerim. Biz orada sadece gençlerin spor yapmasını değil, aynı zamanda sık sık ziyaretlerle milli manevi duygularını da geliştirmek adına eğitimler veriliyor. İnşallah daha da sayısı artacak, daha da fazlalaşacak. Biz sporla gençlerimizi koruyacağız, olgunlaştıracağız, geliştireceğiz, öğreteceğiz inşallah. Ve Kayseri gerçekten sağlıklı bireylerin, sağlıklı gençlerin geleceğinin yaşayacağı bir şehir olacak. Yani ne güzel söylediniz. Yani gerçekten de bir şehrin sağlıklı bir geleceğinin olması, sağlıklı gençlerinin olması, sağlıklı bir neslinin olması gerçekten de muazzam derecede önemli ölçüde. Ve bu anlamda güzel bir alan, güzel bir yönelim. Gerçekten de önemli bir çalışma, önemli bir mücadele. Bu anlamda gerçekten inşallah daha da iyi olur diye temennide bulunuyoruz efendim. Şimdi gelelim benim de en çok merak ettiğim, görmeyi de çok istediğim ama bir türlü nasip olmayan rehabilitasyon merkezi çalışmanıza, projenize. Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi, Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi şu anda ne aşamada, ne zaman start verecek, ne zaman açılacak, orada neler olacak, buyurun detaylarını sizden dinleyelim. Tabii ki. Yeşilay Rehabilitasyon Merkezimiz geçen yıl 18 Ağustos'ta İncesu Saraycık bölgesinde eski Kayseri Fen Lisesi'nin olduğu yeri valiliğimizin tahsisiyle temelini attığımız bir projeydi. O günden beri çok yoğun bir şekilde hatta esas yoğunluğumuzu, öncelikli yoğunluğumuzu oraya verdiğimiz, çok önemsediğimiz bir proje. Temelini attığımız günden itibaren bir takım değişiklikler yaşadık. Çünkü bu proje Türkiye'de 3. Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi projesiydi. Fakat biz burada kamu, sivil toplum ve hayırsever işbirliğiyle, hatta Türkiye'de böyle bir birlikle yapılan ilk projeydi. Bu çok güzel bir karşılık buldu. Yeşilay Genel Merkezi tarafından da böyle bir projenin yapılıyor olması biraz daha bizim heyecanımızı arttırdı ve daha uzmanlarla bu işin önemli danışmanlarıyla yaptığımız görüşmeler sonrasında projemizde bir takım değişiklikler yaptık. Çünkü sadece bir yapı inşa etmeyeceğiz, burada bir sistem inşa edeceğiz inşallah. Bundan sonraki rehabilitasyon merkezlerimize de örnek olacak bir proje olacak. Bu anlamda 1200 metre kadar inşaatımızı daha büyüttük. İnşaat alanımız genişledi. İçerisinde biraz daha entegre edilen tedavi sistemleri geliştirildi. Bu şekilde inşaatımız devam etti. Kış ayı gelmeden 12. ayda biz kaba inşaatımızı bitirmiştik. Kışı da çok yoğun bir kış dönemi olmadığı için yine inşaatımız durmadı. Bugün iç tesisatları döşeniyor. Artık yavaş yavaş ince işlerine doğru geçiyoruz. Allah nasip ederse yaz bitmeden planlarımızda inşaatımızı teslim almak var. İnşaatı teslim aldıktan sonra burada çok ciddi bir istihdam olacak. Özellikle Sayın Bakanımız Mehmet Özeseki'nin talimatıyla protokol esnasında oraya özel bir not düşülmüştü. İstihdam Kayseri'den yapılacak diye. 100'e yakın istihdam sağlanacak orada. İnşallah onların eğitim süreçleri başlayacak. Ve bu yıl içerisinde ilk danışanlarımızı kabulüne başlayacağız. Sadece Kayseri'ye değil bölgeye hizmet edecek bir yapı olacak. Ve inşallah biz orada yaraları sarmaya başlayacağız. Evet. Peki efendim ne olacak orada? Mesela nasıl bir uyuşturucuyla mücadele verecek? Oradaki tedavi süreci nasıl olacak? Neler söylersiniz? Şimdi bildiğiniz gibi bizim 81 ilde YEDAM'larımız var. Yeşilay Danışmanlık Merkezi. Biz şu an hali hazırda zaten bu süreci müdahale ayağında varız. YEDAM'larımızda psikologlarımız var.
bize 115 numaralı bir hattan bağımlı ya da bağımlı yakını ulaştığı zaman psikologlarımız direkt önce telefonda, daha sonrasında hangi şehirdeyse şubede randevusunu oluşturarak birebir görüşmeler sağlıyoruz. Bu anlamda çok ciddi bir YEDAM'ın etkisi şehrimizde de yaşadık. Güzel, olumlu sonuçlarımız var. Fakat bağımlılıkların türüne göre, yoğunluğuna göre bazı bağımlılarımızı tedavi altına almamız gereken bir yere ihtiyacımız vardı. Yani sadece bir saatlik görüşmenin ardından tekrar onu normal yaşam alanına gönderdiğimizde işte 3 hafta, 5 hafta, 1 ay remisyonda kalıyordu ama daha sonrasında işte annemle kavga ettim ya da işte şu arkadaşımı gördüm, tekrar kullandım, tekrar içtim diye geri dönüşler oluyordu. Rehaplar biraz aslında bu anlamda YEDAM modeline çok benzer. Fakat bağımlı bireylerimizin 3 ay, 6 ay, 9 ay, 1 yıl uzmanlarımızın görüşlerine göre bizimle orada hemhal olacakları, tamamen bu bağımlılıktan kurtulana kadar bizim misafirimiz olacakları ve daha sonrasında topluma tekrar kazandıracağımız hale geldiğinde oradan ayrılacakları bir yer olacak. Bunu nasıl yapacağız? Bizim rehabilitasyon merkezimiz işte sedyeye yatsın, serum koluna bağlansın, böyle bir tedavi sistemi değil. Rehabilitasyon merkezimizin süreci tamamen o vatandaşımızı, o gencimizi tekrar topluma kazandıracak hazır hale getirene kadar ne eksikse onu vermekle mükellefiz mesela orada. Ne kadar süreç var bu aşamada örneğin? Şimdi rehaplarımızda biraz önce dediğim gibi 3 ay, 6 ay, 9 ay, 1 yıl. Hmm. Bu bağımlılığın durumuyla alakalı da bir durum. Buradaki süreçte bağımlılarımıza hem psikososyal destek imkanı yine verilecek, sunulacak. Bununla beraber atölye çalışmaları verilecek. Yine spor faaliyetleriyle uğraşacaklar. Bir kere her biri orada günlük hayatına devam ediyormuş gibi bir meşakkat üstlenecek. Mesleki yetilerini kaybetmişse meslek edindirme kursları oluşacak. Tabiri caizse normal hayatına orada devam edeceği şekilde yine sosyalleşecek, yine arkadaşları olacak, o atölye çalışmalarını birlikte yapacaklar. Bu şekilde oradaki süreci tamamlayacak. Bundan sonrası da daha özel bir durum daha var. Bu da Kayseri'ye özel bir durum. İstihdam garantili bir süreçte olacak bizde. Diyelim bu sebepten dolayı işinden, gücünden olmuş bağımlı bireyler bizdeki tedavi süresi dolduktan sonra, bu süreci tamamladıktan sonra bizim şimdiden görüştüğümüz birçok işverenlerin sözünü aldığımız kurumlarda işe yönlendireceğiz. Ve oralarda da yine elimizi üzerinden çekmeyeceğiz. Gerek işveren, gerek Yeşilay yine birlikte dayanışma halinde o bireylerimizi koruyucu, kollayıcı bir şekilde tekrar topluma kazandıracağız. Yani bizi şu anlamda da çok heyecanlandırıyor Yalçıncığım. Yani şehrimizde bugün belediye başkanımızdan milletvekiline, valimizden bakanımıza bir vatandaşımız, bir anne baba ya oğlumu kurtarın, kızımı kurtarın diye geldiğinde tabii ki hemen ilgilenelim, hemen gerekeni yapalım diyeceğimiz bir yerimiz yok. Bu gerçekten özellikle böyle bir idare noktasında ciddi bir çaresizlik. Biz her vatandaşımızın derdiyle dertlendiğimiz gibi bu alandaki sıkıntılarla, sorunlarla da dertleneceğiz inşallah. Şimdi seçim süreci geçirdik. Mesela belediye başkanlarımızı hayırlı olsun ziyarete gideceğiz. Biz Yeşilay olarak gittiğimizde onların 2 aylık, 3 aylık seçim çalışmalarında, halka dokunduklarında, vatandaştan bağımlılıklarla alakalı ne tür şikayetler aldıklarını soracağız. Hangi sorunları dinlediklerini, bağımlı bireylerin, annelerin, babaların nasıl olduklarını konuşacağız, istişare edeceğiz ve belediyelerimizle beraber yerel noktada neler yapabileceğimizi konuşacağız. İnşallah çalışmalarımız hem yerel düzeyde, hem belediyelerimizde, hem kamu kurumlarımızda tam gaz devam edecek. Biz bu işe dertlendik, biz bu işe mücadelesinden inşallah asla vazgeçmeyeceğiz. Bu şehrimizin bir derdi, şehrimizin bir problemi. Gençlerimizi bu tuzağa, bu batağa bırakmayacağız, teslim etmeyeceğiz. Ve
bu mücadelenin devamını sağlayacak gençlerin gelmesini sağlayacağız inşallah. Evet, yani sizden sonra da yine bu farklı, bu güzel bu mücadeleyi devam ettirebilecek, sürdürebilecek kişilerin olması da İnşallah. Gerçekten de önem arz ediyor. Şimdi dediğim gibi önemli bir proje. Çok farklı, çok önemli ve böyle çıkmaz bir olaydan insanları kurtarabilecek, böyle çıkmaz bir, maalesef ki biliyoruz örneklerini, daha önce gördük, haberlerde de gördük. Maalesef işte uyuşturucu batağına saplanan gençlerin nasıl çıkmaz içerisinde oldukları ve en yakınlarına dahi nasıl büyük zorluklar çıkardıklarını maalesef biliyoruz. Bunlar gerçekten çok kötü örnekler. Allah esirgesin ki daha nice belki kötü örnekler var, Allah korusun. Ama bunun işte önüne geçebilmek için gerçekten de Yeşilay, Kayseri Valiliği tam da bu noktada, bu işin ortasında, göbeğinde muazzam bir çalışma, mücadele veriyor. Sonuna kadar destekliyoruz. Allah razı olsun. Efendim, elimize ne düşerse, bize ne gerekirse biz de buradan ekranlar aracılığıyla gereken neyse yapmaya çalışırız inşallah. Çünkü dediğim gibi önemli bir mücadele var, önemli bir çalışma var. Umarız sizler için çok daha iyi olur. Bir de şimdi bir yandan da siyasi bir kimliğiniz var efendim. Bu açıdan da bu yolculuk, bu çalışmalar daha da avantaj sağlıyor mu açıkçası? Kesinlikle sağlıyor. Siyasi kimlik derken ben Melik Gazi Belediyesi meclis üyesiyim. Yeni dönemde de tekrar halkımızın teveccühüyle yine görevimize devam edeceğiz. Dün Palancıoğlu Başkanım da mazbata töreninde daha önce de aynı şeyi söylemişti. Yine mazbatayı alırken aynı şeyi söyledi. Dedik seçim dönemini atlattık, rozetlerimizi çıkarıyoruz. Biz artık bütün vatandaşlarımıza belediyecilik hizmeti olarak hizmet edeceğiz diye. Hakikaten siyasi bir kimliğimiz var ama işte sadece seçimden seçime. Seçim bittikten sonra tamamen hizmet odaklı yürüyor bizim siyasi anlayışımız bu şekilde. Ben yıllarca parti teşkilatlarında da görev aldım. Meclis üyeliği de bir önceki dönemde yaptım. Ya gerçekten şehre hizmet etmek, özellikle yapılan projelerin içerisinde yer almak insana çok farklı bir keyif, farklı bir haz veriyor. Onun mesela yapıldığında bir okulun, bir caminin, bir yolun bir hizmete girdiğinde işte ne güzel oldu diye hepimiz takdir ediyoruz ama onun öncesinde, onun planlarında, projelerinde, kararlarında etkin olmak, oralarda söz sahibi olmak, o projenin takipçisi olarak meydana gelmesini görmek daha ayrı bir duygu. Ve vatandaşlarımızla devamlı iç içeyiz, hemhaliz. Onların bir sorunlarını, bir derdini hemen belediye kanalıyla çözüme ulaştırmak da çok memnun eden, mutlu eden bir süreç. Zaten Yeşilay sürecimiz tamamen toplumsal bir olay. Topluma endeksli bir görevdi. Bu anlamda bir yerel belediyemizin içerisinde de yer almak, hem Yeşilay tarafımın belediyeye etkisini görüyorum, hem belediyedeki vazifemin Yeşilay'a etkisini görüyorum. Amacımız da zaten özünde şehrimize hizmet etmek olduğu için çok seve seve, gururla hizmet ediyorum. İnşallah Rabbim yine yeni dönemde de hayırlı hizmetler nasip etsin. Sadece Melik Gazi Belediyesi anlamında da değil, şehrimizde seçilen, göreve gelen bütün belediye başkanlarımıza, bütün meclis üyelerimize, parti farkı fark etmeksizin herkese hayırlı hizmetler diliyorum. Bu şehir hepimizin şehri. Hepimiz bu şehirle gururlanıyoruz. İyi bir taraf olduğu zaman, doğru şeyler olduğu zaman hepimiz gurur duyuyoruz. Yine keza olumsuz bir şey duyduğumuz zaman hepimiz üzülüyoruz. Hepimizin canı sıkılıyor. İnşallah şehrimize hep beraber sahipleneceğiz. Şehrimize durmadan gayretle hizmet edeceğiz. Çalışacağız inşallah. Güzel. Sizler de aynı şekilde. Sizler de, ben sizin nezdinizde bütün basın mensuplarımıza da buradan teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde sanki siz seçilecekmiş gibi çalıştınız, gayret ettiniz. Evet. Yine bir anda gündem değişiyor, başka bir alan geliyor. Yine siz varsınız. Gece varsınız, gündüz varsınız, Ramazan'da varsınız, Kurban'da varsınız, bayramda varsınız. Allah sizden razı olsun. Sizin de bu şehre çok ciddi emekleriniz var. Bunu da görüyorum. Özellikle Yeşilay noktasında da Yeşilay'a karşı olan duyarlılığınız. Öncelikle tabii ki TV1 ailesi olarak ve Kayseri basınımız olarak Yeşilay'a olan bu hassasiyet bizi ziyadesiyle memnun ediyor.
İnşallah yakın zamanda Ramazan sonrasını ertelemiştik. Kayseri'deki bütün basın mensuplarımızla bir araya geleceğiz Yeşilay olarak. İstişarelerde bulunacağız, fikirlerimizi konuşacağız, Yeşilay'ı konuşacağız. Hep tek tek ben sizlere geldim. İnşallah sizleri de hep beraber i̇nşallah. Ben davet kesinlikle. Edeceğim inşallah. Efendim dediğiniz gibi şehir için, hani vatandaşlar için, insanlık için faydalı, güzel, iyi ne varsa herkes aslında bir şekilde parmak basmaya çalışıyor Kayseri'de. Yani hayırseverlik anlamında gerçekten çok farklı, şaşalı bir şehir. Yani hayırseverleriyle şaşalı olmak dertli şehir kesinlikle Kayseri. Önemli gerçekten bu açıdan. O nedenle herkes bir şekilde elini koyuyor. Bu anlamda umarız daha iyi olur. Pekala, son olarak insanların varsa böyle bir derdi ya da Yeşilay'a gönüllü olmak istiyorsa, Yeşilay'la dertlenmek istiyorsa, sizin gibi bir derde sahip olmak istiyorsa ne yapsın, nasıl bir yol izlesin? Burada buyurun ekranlardan neler söylersiniz vatandaşlara çağrı olarak? Vatandaşlarımızdan bu soruyu çok alıyoruz. Biz ne yapabiliriz? Evet. Herkes bunu soruyor. Sadece vatandaşlarımız da değil, gittiğimiz, ziyaret ettiğimiz kamularımız, kamu kuruluşlarımız birçoğu biz arkanızdayız, yanınızdayız, ne yapabiliriz? Burada tabii ki gönüllülük noktasında bizim gönüllü gruplarımız var. Bizim hem şube çalışmalarımıza katkı sağlayan, hem etkinliklerimizden haberdar olan, etkinliklerimize gelerek farkındalığı arttıran gönüllü gruplarımız var. Buradan bütün seyircilerimize, bizi dinleyen, izleyen herkese Yeşilay'a gönüllü olmalarını özellikle istirham ediyorum. Bunun için nasıl, ne yapabilirler? İnternet sitemizden form doldurarak gönüllü olabilirler. Şubemizi ziyaret ederek gönüllü olabilirler. Direkt sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşarak gönüllü olabilirler. Yeşilay gönüllülüğü açısından Kayseri'de gerçekten gönüllü sayısının en yüksek olduğu şehir olmayı çok istiyorum Türkiye'de. İnşallah böyle bir teveccüh de var. Zaten göreve geldiğimizde de hep şunu söyledik. Birçok kamu kurumlarıyla işbirliği içerisindeyiz. Nereye gitsek, hangi kuruma gitsek herkes Yeşilay'a karşı çok duyarlı. Ama bunun mücadelesini biz toplumsal vermek istiyorsak bunu toplum nezdine, anne baba aile nezdine indirebilmemiz lazım. Bütün ailelerimizi Yeşilay elçiliği haline getirene kadar uğraşmamız, çalışmamız lazım. Mesela şimdi yapılan güzel işler var, işte bir yerden bir yere getirdiniz diye teveccühler alıyoruz ama gerçekten bir dertli anneyi, bir dertli babayla oturup konuştuğumuzda ya hiçbir şey yapmıyoruz noktasına geliyoruz tekrar. Şimdi geçen hafta bir bağımlı annesiyle görüştük. 1500 tane anneye ulaştım dedi, benim gibi oğlu bağımlı olan. Biz dedi sesimizi duyurmak istiyoruz Allah dedi. Allah. Tabii ki dedim. Ben yanınızdayım, önünüzdeyim, arkanızdayım. Ne derseniz her türlü desteğim. Seçim süreci bitti, bayram süreci bitti ama bundan sonra biraz daha bu işten canı yanan, biz çok görüyorduk ama onlar da bu işi artık biz de kamuoyunda yer alalım, biz de bu derdimizi belki daha iyi aktarabiliriz talepleri olduğu için biraz gündemi, kamuoyunu bu işin mağdur anne babalarla meşgul edeceğiz gibi görünüyor. Evet efendim, yeter ki sorunları çözülsün de inşallah bu geçen sıkıntılı süreçte bir nebze hani o cefanın sonrasında gelinen sefası olur inşallah diye i̇nşallah. Söyleyelim. İnşallah. Yolunuzda başarılar temenni ediyoruz. Özellikle böyle güzel bir çalışmanın içerisinde olmanız gerçekten yani kimi belki dokunsanız, kimle sohbet etseniz herkesi memnun eder, mutlu eder. O yüzden umarız başarılı, daha da iyi bir yolculuğunuz olur diye temennide bulunalım. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim Yalçıcığım. Seninle bir aşağı yukarı bir yıldır, bir buçuk yıldır bir program yapalım istiyorduk. Bugün ne kadar güzel, hem Ramazan ayına hem Kadir gecesine. Evet. Hem bir cuma gününe denk getirdik. Evet. Çok Allah bereketli razı olsun. Bir gün oldu. Bereketli ya, de bir gün olsun inşallah. Ben de keza aynı şekilde çok takdir ettiğim işinde, mesleğinde çok güzel gelecek vaat eden bir kardeşim olarak görüyorum seni. Estağfurullah. İnşallah estağfurullah. senin de meslek hayatım boyunca başarılarının devamını diliyorum. İnşallah kardeşim. Efendim. Hep beraber bu yolculukta şehir için, vatandaşlar için inşallah hep mücadele devam edecek. Allah'ın izniyle. Çok teşekkürler. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet.
Değerli izleyenler, bir Ramazan Sohbetleri programının daha sonuna geldik. Bugünkü programımızda efendim Yeşilay'ı konuştuk. Özellikle uyuşturucuyla mücadeleyi konuştuk. Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Sayın Mehmet Çiftçi konuğumuzdu efendim. Kendisiyle özellikle nasıl bir çalışma ilerliyor Yeşilay'da? Yeşilay ne için var, ne yapıyor, ne yapmıyor? Bunların tüm detaylarını konuşmaya gayret gösterdik. Zira Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi yapılıyor Kayseri'de ve Türkiye'de örneği çok az olan bir merkez. Bu merkezde neler olacak? Bu merkez ne zaman açılacak? Bu merkezle birlikte özellikle uyuşturucu belasına, uyuşturucu efendim sorununa, sıkıntısına, batağına bulaşmış ne kadar genç insan varsa bu noktada bir çalışma yapılacak ve onların sorunlarının giderilmesi için mücadele edilecek. Bu mücadele nasıl olacak? Bütün detaylarını kendisiyle konuştuk. Az önce kendisi de ifade etti. Efendim uzun bir süredir program yapmak istiyorduk. Bugüne denk geldi. Vallahi gerçekten de çok da mübarek bir güne denk geldi diyelim. İnşallah bir sonraki programlarımızı yapacağız. Bir sonraki programımız da inşallah rehabilitasyon merkezinden olur diyelim. İnşallah. Genç, dinamik, istekli, hevesli başkanla birlikte yayın yapmak da çok keyifliydi. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hoşçakalın efendim.